Eğer siyasetten normalleşmeden bahsediyorsa daha önceki durumun anormal olarak kabul edilmesi gerekir. Ve anormal siyasetin bir nolu sorumlusu da hiç şüphesiz Türkiye'yi 2002'den bu yana gererek, düşmanlaştırarak, kamplara ayrıştırarak, yorarak yöneten ve uçurumun kenarına getiren, toplumsal ayrışmayı zirveye çıkaran Recep Tayyip Erdoğan ve onun politikalarıdır. Yoğun bir muhalefet yapmasını engellemek amacıyla normalleşme kavramını ortaya attığını görüyoruz ve bu çerçevede karşılık bulduğu da anlaşılıyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan. Cumhuriyetle Atatürk'le olan kavgasını sona erdirmeden subaylık yemini eden teğmenleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atacak şekilde davranmaya devam ederek, liyakatsiz atamaları sürdürerek bir normalleşmeden bahsediyor. Özetle ortada normalleşme yok, anormal süreç devam ediyor. Değişen tek şey var. O da Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak üslubunu yumuşatmış olması. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden de sert üslup gerektiren bir siyaset gündeme taşınmadığı için iktidar partisine karşı ve Erdoğan'a karşı Erdoğan'ın da yumuşak bir üslupla devam etmesi hiç de zor olmuyor. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM sıralarına gidip el sıkışması ve bunu da DEM'i Türkiye Partisi yapmak için yapmış olduğunu ifade etmesi beni şaşırtmadı. Çünkü Sayın Bahçeli'nin zaman zaman bu tür çıkışları olabiliyor. Ahmet Türk'ü övmesi ve serbest kalmasına yardımcı olmak gibi. Ancak DEM Partisi biz bilmiyoruz, duymadık. Acaba PKK'dan desteğini çekti mi? PKK'yı bu arada terörist olarak tanımladığını ifade eden bir açıklama mı yapıldı DEM'li yetkililer tarafından? Ya da YPG'ye olan DEM siyasi desteği sona mı erdirildi? Hayır. Bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Devlet Bahçeli eli kanlı terör örgütünün meclisteki temsilcileriyle sıkışmıştır. Ama Hüdapar'la birlikte sahneye çıkan, birlikte el kaldıran Bahçeli'nin DEM'le el sıkışması da şaşırtıcı değildir. Öncelikle bu meclisin yeni bir anayasa yapma yetkisi yok. Bu meclis bir kurucu meclis değil. Bu meclisin anayasayı yeniden yapacağını söylemesi açıkça anayasal düzeni devirmeye teşebbüs girişimidir. Ve bu durumda Türk halkının anayasayı savunma hakkı doğar. Bakın tekrar ediyorum. Anayasa, anayasanın savunulması hakkını ve görevini Türk halkına vermiştir. Ve bu anayasa değiştirilemez. Yeni bir anayasa ortaya konulamaz. Ancak bu anayasanın tanımladığı çerçevede anayasada değişiklik yapılabilir ki zaten bu anayasanın ilk 4 maddesi, 66. maddesi, girişi ve birkaç maddesi hariç değişmedik, geri bırakılmamıştır. Parlamenter demokrasiden başkanlık sistemine geçilmiştir. Daha ne olacak? Yani ama bunların dertleri Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyledir.
bunların dertleri anayasanın ilk üç maddesi ve Türk milletini tanımlayan 66. maddesidir. Bunların derdi laik devletledir, milli devletledir, üniter devletledir. Bunların derdi Atatürk'ledir. Onun için çok net olarak ifade edelim. Hayır, Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı yok anayasa değişikliğine. Bak çok net söylüyorum. Türkiye'nin gündeminde açlık var, sefalet var. Türkiye'nin gündeminde yandaş kayırma var. Türkiye'nin gündeminde 27 tane üniversite öğrencisinin aynı odada yatmak zorunda olması var. Türkiye'nin gündeminde 85 yaşında bir yaşlı kadının hala sokakta mendil satarak hayatını kazanmak için çalışma zorunluluğu var. Türkiye'nin gündeminde emeklinin 12.500 lira maaş alırken Çalışma Bakanı'nın akrabasının, arkadaşının damadını 7.500 avro maaşla dil bilmemesine rağmen çalışma ateşesi olarak Almanya'ya ataması var. Ama Türkiye'nin gündeminde anayasanın değiştirilmesi, ilk üç maddenin değiştirilmesi, 66. maddenin değiştirilmesi yok. Bakın, Recep Tayyip Erdoğan, İsrail bizi tehdit ediyor dedi. Biz buna günaydın diyoruz. Yeni mi anladınız? Yıllardan beri İsrail zaten KDP, PKK ve 2011 sonrasında YPG ile Türkiye'nin sınırına gelmiş durumda. Burada bir Büyük Kürdistan kurma projesinin bir İsrail projesi olduğunu yıllardan bu yana akademisyen ve siyasetçi olarak ve en son Zafer Partisi Genel Başkanı olarak on binlerce kez anlattım, yazdım. Bakın amaç nedir? Amaç Akdeniz'e açılan buradan, öbür uçtan da Karadeniz'e çıkan bütün bu büyük bölgeyi kapsayacak bir Kürdistan kurmadır. Bunun için Irak parçalandı, bu kırmızı bölgeye KDP, KYP yerleştirildi, PKK da bu bölgede. Bunun için Suriye'nin kuzeyine bir PKK'istan yerleştirildi. YPG'istan, PKK'istan ve buradaki insanlar Türkiye'ye zorla yollandılar. Bakın bu insanlar Türkiye'ye bombalandıkları için gelmediler. Bunlar gelmeleri için bombalandılar. Şimdi İsrail bizi tehdit ediyor diyen Erdoğan'a hep birlikte soralım. 2009 yılında Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı bölgeden mayınların sökülmesi görevini bir İsrail firmasına vermek karşılığında bu bölgeyi 44 sene İsrail firmasına vermek istedi mi, istemedi mi Erdoğan? İstedi. Biz karşı çıktığımız zaman buna karşı ağır ifadeler kullandı mı? Kullandı. Devlet yönetmek demek, ileriyi görmek demektir. Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bu bölgedeki emellerini 2009 yılında görememişse neyi görmüş? Bugün de İsrail tehdidini sadece iç politik malzeme olarak kullanıyorlar. Yoksa gerçekten İsrail tehdidiyle bir endişe içinde olduklarından ve buna karşı önlem aldıklarından değil. Özetle evet, İsrail bir tehdittir. Bu tehdidi büyüten, İsrail'in Türkiye için tehdit olması hususunu büyüten ise Recep Tayyip Erdoğan'ın politikaları olmuştur. Şimdi yeni bir sürecin yaşandığını görüyoruz. Bakın, Yunan Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Ocak 2025'te Ankara'da Türk ve Yunan heyetleri Münhasır Ekonomik Bölge ve Karasuları meselesini görüşeceklermiş. Ama Yunanistan 12 milden vazgeçmiyormuş. Hava sahasından vazgeçmiyormuş. Ege'de belli olmayan tabiyeti adaların meselesini hiç görüşmeyeceklermiş. İşgal edildikleri Türk adaları görüşülmeyecekmiş ama Münhasır Ekonomik Bölge
Ve kara suları görüşlü çekmiş. E biz 2020'de ilan ettik. İlan ettiğimiz şeyleri niye Yunanlarla görüşüyoruz şimdi? Batı ve Yunanistan, Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz ve Ege ve Türksüz bir Kıbrıs istiyor. Ve Erdoğan'ın politikaları buna hizmet ediyor. 2020 yılından bu yana Doğu Akdeniz'de bir tek gemimiz yok. Adeta Mavi Vatan gündemden çıkartıldı, üstü çizildi. Ana Muhalefet Partisi Mavi Vatan'a masal diyor. AKP de Mavi Vatan'ı ninni olarak kullandı. Şimdi hiç üzerinde durmuyor. Durum bundan ibarettir. Zafer Partisi olarak bunu sürekli gündemde tutacağız.